Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde tripod tamiri yapacağız. Tripodumuzun 3 yerinde problem var. Şurada bir kapağı vardı, düştü. Şu tepesindeki şu kısım sürekli alttan vidasını sıkmamıza rağmen sallanıyor. Bir de arkadaşlar şu kısmında kırık var. Onu tamir edeceğiz. Şimdi öncelikle bakın şu alt tarafının bir kapağı vardı. Kapağı olmayınca ne oluyor? Biz bunu açınca bu buradan şöyle çıkıp gidiyor arkadaşlar. Hoş bir durum olmuyor. Şimdi ben bunu hafta sonu Erciyes'e çıkmıştım. Çantamın içinden yola düştü. Amatör bir tripod olmasına rağmen yani bunun burası öncesinden çıkmıştı. Dolayısıyla ben daha fazla böyle parçalanmıştır diyordum ama sadece şurasında şöyle bir kırıkla bu işi kurtardık. Herhangi bir sıkıntısı olmadı. Bunun da şu tepesindeki şu parçanın da problemi arkadaşlar bunu alttan şu vidasını sıkmama rağmen bu çılgınlar gibi yine şöyle oynuyor. O da hiç hoş olmuyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu alt tarafından başlayalım. Buna nasıl bir çözüm buldum? Ben vida kutumu, malzeme kutumu karıştırırken çocuk arabalarının tekerinden bakın şöyle. Tekerin bir iç sert plastiği oluyor, bir de dış bir plastiği oluyor. O yumuşak plastiğinden şöyle bir lastik buldum. Bu lastiği tam da buraya bu şekilde geçireceğim. Evet, malzememiz tam da bakın şöyle bir malzeme. Dolayısıyla tam da iyi denk geldi. Bakın şöyle geçiyor ve ben bunu şöyle açtığımda bakın buraya dayanıyor ve çıkmıyor. Şimdi bu işi biraz daha sağlamlamak için ne yapacağız? Şu vaziyette tutup arkadaşlar dip kısmına japon döküp bunun buraya iyice yapışmasını sağlattırdım. Burası tamam. Artık orayla ilgili sorunumuz yok. Şimdi bu tepe kısmında dediğim gibi bu vidasını sıkmama rağmen bu telefon tutucusu oynuyor. Şimdi nasıl yapacağız? Ben şunu şuradan bir sökelim. Şöyle bir musluk contası buldum. Onu tam da şunun şu altına koyup bu şekilde sıkacağım. İster böyle koyun sıkın, isterseniz de altını hafiften bir baliyi şöyle sürün. Buraya böyle yapıştırın. Daha sonra bu parçayı söktüğünüzde işteyse yerinden çıkıp gitmez arkadaşlar. Benim elimde bali vardı. Baliyi evet şöylece sürdüm. Şimdi bunun her zaman söylerim bir şeyi var. 15 dakika muhabbeti var. Karşılıklı sürüp 15 dakika bekletip de ondan sonra üzerine baskı uygulayarak yerine koyduğunuz zaman bu kemik gibi tutacaktır arkadaşlar. Biz de şimdi tam da onu yapacağız. Karşılıklı bakın bolca sürdüm ve şöyle bir kenarda dursun 15 dakika bekleyelim arkadaşlar. Şu az gelen yerlerine de şöyle birazcık şöyle sürüyorum. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar kuruttuk. Güzelce de şöyle tam ortaladım. Ve contamı şöyle yerine koydum. Hafiften şurayı şöyle gevşeteyim. Ve malzememi evet, nasıl kullanıyorduk biz bunu? Şu vaziyette kullanıyorduk. Evet, artık malzemem kendiliğinden şöyle sağa sola oynamayacaktır arkadaşlar. Evet, bunun burası da tamam. Gelelim kırık yerin şurasının tamirine. Şimdi bunu birincisi pamuk yöntemiyle yapabiliriz burayı. Pamuğu koyup dolgu yaparak üzerini japonla emdirerek sertleştirip bir çeşit dolgu yapabiliriz. İkinci yöntemde ip ve pamuk tekniği. Ben ikinci yöntemi kullanacağım. İkisi de buraya olur. Şimdi ipi buraya tercih etmemdeki amaç
Şimdi biz sadece Japon tekniğinde burayı tamir edeceğiz ama ip tekniğinde tamamen çepeçevre etrafını sarıp daha sonra kırılmalara karşı önlemini alacağımız için ben ip tekniğini kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yorgan ipliği diye bilinen kalın ipliğimiz var arkadaşlar. O ipimizi ne yapıyoruz? Şöyle güzelce etrafını dolandırarak saracağız arkadaşlar. Evet, bu aşamadan sonra arkadaşlar güzelce Japonumuzu ipliğimize emdireceğiz. Bakın duman çıkıyor. Pamuk ve pamuklu malzemenin ve Japon'un birbirine değdiği zaman değişik enteresan bir tepkimesi oluyor. Bunu solumak pek iyi değil. Dolayısıyla havalandırılmış bir alanda çalışmak her zaman mantıklı olacaktır. Bakın burası da kırılan alan. Yani malzemenin olmadığı alan burası. Evet. Şu etrafını güzelce Japonumuzu emdireceğiz arkadaşlar. Buralar hareketli mekanizmalar. Dolayısıyla Japonu dökerken hareket alan yerlerinin içine kaçmamasına özen gösterin. Özellikle mesela bu tarafa doğru Japonu dökerken o tarafa gitmesin diye ters istikamete eğim vererek Japonu dökmek daha mantıklı bir iş olacaktır arkadaşlar. Şimdi evet güzelce şöyle Japonumu buraya emdiriyorum. Evet. Yukarı taraf kururken bir de arkadaşlar şu alt kısma destek atacağım. Malumunuz amatör bir ürün olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla bunun buraları niye kırılır? Bir plastikin kırılma sebepleri şudur. Ya hesaplarken mühendis bunu güç olayını ayarlayamamıştır. Güç tutan yerlerini ayarlayamamıştır. Ya da genellikle bir ürünü ucuz tutmak için eski plastikler kullanılır. Dolayısıyla o yüzden eski dökme plastiklerden malzemeyi ucuz tutmak için yaparsanız plastiğin kırılma sebebi genellikle olur arkadaşlar. Şimdi o kırılmadan biz aynı işlemi buraya da uygulayalım. Evet, aynı şey bura için de geçerli. Bakın şurada şöyle hareketli mekanizması var. İç tarafına Japon'u kaçırmamaya özen gösterelim ve Japon'umuzu pamuğumuza emdirelim arkadaşlar.
Evet. Şimdi bu kuruyunca bir miktar daha Japon isteyebiliyor. Yani böyle yüzeyi tam taş gibi sert olması lazım. Hala böyle ipimsi bir dokusu oluyor. Kumaşımsı bir dokusu oluyor. Dolayısıyla donduktan sonra bir kat daha Japon emdirmekte fayda var arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeterli. Çok fazlası da dışa taşıp mekanizmanın yapışmasına engel olabilir arkadaşlar. Bu böyle dediğim gibi bir kat daha atarsanız kuruduktan sonra kemik gibi olacaktır dostlar. Evet, ne yaptık? 3 arızası var dedik. 4 bir tane de önceden kırılmasını önleyen, yani daha önceden ki tripodlarımda edindiğim deneyimlerde buralardan kırılıyordu. Buna da bir önleme almış olduk arkadaşlar. Ne yaptık? Bu yerinden çıkıyordu. Buraya bir çocuk arabası tekerini, dış lastik kısmını buraya uydurduk. Artık bu yerinden çıkmıyor. Daha sonra buraya bir güçlendirme yaptık. Geçen gün, dün değil, düşürdüm. Şuradaki parçanın kırıldığından bahsetmiştim. Burayı güzelce alçalama yöntemiyle, pamuk ve ip tekniğiyle güzelce burayı da sağlamladım. Artık bu buradan kolay kolay kırılmayacak ve yerinden böyle geriye doğru da çıkmayacaktır. Bir diğer problemimiz ise şu kısmındaki, şu tepe telefon tutucu kısmındaki oynamayı gidermekti. Ne yaptık? Bunun altına da bir musluk contası ya da aslında bunu ben nereden çıkardım? 12 kiloluk tüpler var. LPG tüplerinin kapağı olur. O kapağının içinde bir conta var. O aslında musluk contalarıyla aynıdır. Bu musluk contası dediğimde çamaşır makinelerinin ağzına kullanılan sıvı tesisat contasıdır bu. Mutfak bataryalarına da çevirmeli duvar tipi mutfak bataryalarına, mix bataryaların içine kullanılan contadır aynı zamanda. Onu da buraya bu şekilde konumlandırarak artık tam böyle zurnanın zurt dediği yerde bize sorun çıkaracak olan kısımları güzelce tamir ettik. Şimdi bu ürünler atılıp yenisi alınabilir. Çok daha iyi profesyonel ürünler kullanılabilir. Ama her zaman gidip en iyisini de alsanız böyle bir ürününüz varsa atmayın. Yani bu yedeğinizde kalsın. Ekstra bir üçüncü kamera kurmanız gerekir. Başka bir yerde kullanmanız gerekir. Bir eşinize, dostunuza lazım olur. Vermeyin. Ben bunu ta şu ekonomi iyice pahalanmadan önce bir sene önce falan 70-80 liraya almıştım. Şimdi herhalde bir 200 lira falan olmuştur. İnanılmaz pahalı malzemeler. Sonuçta bir de alüminyum bir malzeme, metal. Gerçi plastik anlamında da gerçekten her şey çok arttı ama bence her ürün, her cihaz atılmadan önce imkan varsa en son hatta kadar tamir edilmeyi hak eder. Çünkü biz üretmeyen bir ülkeyiz. Biz her şeyi dışarıdan ithal eden bir ülkeyiz. Bizim ekonomimiz her şeyi atıp yenisini alacak kadar güçlü değil, zengin. Bizim bütçemizde o kadar yok ve o kadar da biz zengin değiliz arkadaşlar. Zaten zenginlere bir şeyim yok. Yani o adamlar tamamen en iyisi alır. Bozulmadan hemen zaten yeniler her şeyi. Onlara bir şeyimiz yok. Yani bu anlattıklarım daha çok bütçesi ve ekonomisini düşünen insanlar için. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.